Merhabalar. Evet, bu videomuzun da konuğu bu sefer görmüş olduğunuz gibi kohleralar. Birkaç video paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Videolarımın sıkıcı olmaması için kısa süreli çekiyorum. O yüzden birkaç video dedim. Kohleraların bakımı, sulanması, toprağı, çoğaltılması, rizom nasıl çıkartılır hepsini size göstereceğim, anlatacağım. Şimdi ilk önce kohleranın sulanmasına geçelim arkadaşlar. Kohleralar bakın şu şekilde çok güzel çiçek açısını yapacağız. Arkadaşlar bakımı bakın şöyle bir saksıyı almanız gerekiyor. Bunun sulamasını eğer bakın bu şekildeyse gövde uzun ve yaprak yoksa üstten sulamasını yapabilirsiniz. Ama yaprakları çok yakınsa şöyle göstereyim. Bakın bunun gibi ise üstten sulama yapmayın. Çünkü su nereye değiyorsa yani yapraklarına yapraklarda bakın böyle bozulma şuradakiler gibi bozulma oluyor. O yüzden de sulamalarını alt kabına döküp alt kabından yapıyoruz. Fazla su ihtiyacı olmuyor. Toprağını da menekşe toprağını tercih ediyoruz. Yani onda büyüyor, onda yetişiyor. Torf ve perlit karışımı toprak kullanabilirsiniz. Böyle bir saksıya da koyduğunuzda alttan sulama yapıldığında çok fazla değil kabına döküyorsunuz. Zaten toprak kendi çekiyor. Sulaması bu şekilde. Ne kadar sürede sulamalıyız? Arkadaşlar ben bakın şöyle toprağa elimi batırdığımda eğer nem geliyorsa sulama yapmıyorum. Eğer nem gelmiyorsa sulamalarını yapıyorum. Yani takribi yaşadığınız yere göre de değişir. Şehre de göre yaz kış oranına da göre değişir. Ya haftada bir su isteyen çiçeklerdir. Çok fazla su ihtiyaçları olmuyor. Yani toprağın nemli kalması yeterli. Diğer menekşeler gibi. Direkt güneş ışığını sevmiyor. Yarı gölge ve aydınlık yerler diyeyim. Yani direkt güneş ışığından koruyun. Aydınlık yerde tutuyorum. Ve dediğim gibi su ihtiyacı olduğunu haftada bir suluyorum. Bir haftada bir, 10 günde bir diyorum ya. Toprağın durumuna bağlı sulama oranı. Eğer çiçek açmadıysa da menekşe vitamini kullanıyorum. Normalde de yumurta suyuyla sulamaya çalışıyorum olduğu sürece. Onu da çok seviyorlar. Ve çiçeksizken normal menekşe vitamini kullanıyorum. Onu seviyorlar. Faydası oluyor. Bakın olabildiğince de tabii ki su değdirmemeye çalışıyorum. Boyu uzuyor. Sarkıp kırılmasından ziyade ben şöyle çubuklara tutturmayı tercih ediyorum. Diğer videoda da rizom nasıl çıkartılır, ne zaman çıkartılır onu göstereceğim. Beni izlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.